Sokağa çıkma yasağını delen vatandaşlara adli ve idari işlemler uygulandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın çıkardığı genelge doğrultusunda bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Karar 30 büyük şehirle Zonguldak'ı kapsamıştı. Hafta sonu sokaklar ve meydanlar sessizliğe büründü. İçişleri Bakanlığı'nca 31 ilde vatandaşların neredeyse tamamının sokağa çıkma yasağına uyduğu bildirildi. Kuralı ihlal eden 24.088 kişiye ise adli ya da idari işlem yapıldığı belirtildi. İstanbul'da bir binanın çatısında oturarak sohbet eden 3 kişi drone'la yapılan denetimlere takıldı. Yurttaşlar uyarılarak evlerine gönderildi. Gençler, şu an konuşan polis drone'u. Çatıda ne işiniz var? Hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hem sosyal mesafeye de uymamışsınız. Çabuk aşağı inin. Çabuk aşağı inin. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların ara sokaklarla çatı ve teraslarda bir araya gelerek sosyal mesafeyi ihlal etmelerini engellemek için drone denetimleri de yaptı. İşte o denetimler sırasında bir binanın çatısında serdikleri battaniyenin üzerine yan yana oturarak sohbet eden 3 kişi tespit edildi. Uyarı anonsu yapıldı. Gençler, şu an konuşan polis drone'u. Çatıda ne işiniz var? Gençler de malzemelerini toplayarak çatıdan inip evlerine döndü. Devriye ekipleri, büro amirliği ekipleri de Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde seyredendi. İçinde 4 kişi bulunan otomobile dur ihtarında bulundu. Uyarılara rağmen kaçan araç kısa süreli kovalamaca sonucu önü kesilerek durduruldu. Otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Kimlik kontrolleri yapılan kişilerden DG'nin hakkında açılan bir dava kapsamında arandığı belirlendi. Şüphelilerden DG polis merkezine götürüldü. Diğer 3 kişi ise haklarında idari para cezası uygulanarak evlerine gönderildi. Bu anlarda yine drone kamerası kayıttaydı.